Herkese merhaba, şahane, hayırlı, uğurlu, güzel bir gün olsun efendim. Biz siz geçen birkaç gününüz de öyle olsun. Ne güzel oldu, kavuştuk. Ali abi, bitirdin mi telefonla işte? Evet, Bu arada hallettim. lafı uzatayım dedim. Merhaba, ben İlkay Buharalı. Magazin duayeni Üstad ağabeyim Ali Eyüboğlu'yla yine birlikteyiz. Çok yakışıklısın Ali abi bugün. Eyvallah. Sarılar yakışmış valla. Valla renkler konusunda cesurum biraz herhalde. Giydiğimde renk olarak açıyor beni. Gerçekten mavi, açıyor. Pembe, sarı, kırmızı. Bütün renklerle barışım. Renklerle barışıksın, renkler de seninle barışık abi. Yakışmış. Ne güzel, ne güzel. Keyfin nasıl Ali abicim? Bomba gibiyim Allah. Hafta sonu nasıl geçti? Hafta sonu gezdik, tozduk, yemek yedik. Eşim de bir Kemer Country'de bir kütük evlerde bir davet vardı, bir grup. Yakın çevremizden. Onlarla bir araya geldik. Oh. Yani Kemer Country'nin içerisinde gidince kendini böyle Amerika'nın malikanelerinde falan sanıyorsun. Müthiş güzel bir doğanın içerisinde kütük evler, büyük evler. Bütün İstanbul'un zenginleri orada. Dolayısıyla havayı solumak, yani para kazanamasan da 900 liralık bereni de taksaydın abi. Almadım ki ha, 900 liralık. Ha, o bereyi almadın mı? O bere bana dert oldu. Ya, alnımda yazıyor mu? Alnımda yazıyor mu öyle bir yani. 900 liralık bere alacak kadar öyle bir şeyim yok yani. Merakım da yok. 20 liralık bere takıyorum ya. Güzel bir hafta sonu olmuş. Şükürler evet. Olsun ki. Umarım herkesin çok güzel geçmiştir hafta sonusu. Ali abicim, yorumlara baktın mı? Bu hafta dikkatini çeken bir şey var mı? Yorumlarda, sorularda bahsetmek istediğin bir şey var vallahi mı? Valla yorumlarda, sorularda beğeni ve beğenmeyenler oranlarına da bakıyorum. Böyle böyle ha, tıklanıyor doğru. Ya. %2-3 aşağıya doğru beğenmediğini işaretleyenler var. Videoların izlenme oranının neredeyse %10'una yakını beğeniyor. Yani ben YouTube'da izlediğim hiçbir videonun altına beğendim beğenmedim deyip şey basmıyorum. Aklına gelmiyor. Ya hayır, gelmiyor. Hiç. Çok güzel bir noktaya değindin, ama hatırlatayım. Şimdi şu an videolarımızı izlemeye başladınız ya. Bombalarımız var. Mesela az sonra Talat Bulut bağlanacak. Hande teyze ilk defa bizde konuşmuştu. Bir öyle mi dedi, böyle mi dedi, şöyle mi dedi, Talat Bulut neler diyecek. Bu arada yok. Alındı mı o Talat Bulut'a? Ben de ona mesaj attım yani Instagram'dan o kadar. Baktım magazin noterini Talat Bulut Ali abicim. Evet. Bizim yaptığımız Instagram tanıtımından sonra hemen takip aldı. Ben de hemen Talat Bulut'u takip aldım. Magazin noterinden de ona bir mesaj attım. İlkay Buharalı olarak da bir mesaj attım. Geri dönmedi. Sen Ali abi geldi attı havasını, dedi ki Talat Bulut bağlanacak az sonra dedi. Neyse. Ama yani aramızdaki network farkı da bu. Ben 40 yılın birikimiyle o kontağı sağlıyorum. Tabii tabii takılıyorum sana. Yani daha önce de çeşitli vesileyle anlattım. Talat Bulut'la aramızdaki hukuk kendisine gelen senaryoları bana atıyordu. Ben bakıyordum bununla iyi bir iş yapar mı yapmaz mı? 2-3 tane diziye ben bu dizinin iş yapacağını düşünmüyorum. Bence oynama dedim. Oynamadı. O kadar. Başkaları oynadı, çekildi. 2-3 bölümde kalktılar ekrandan. Hmm, yani hiç bilmiyordum bak Ali abi, o kadar program yani yaptı. Yani normalde burnumda deviasyon var. Koku alamam ama şeyden senaryodan biraz okuyunca bu iş yapar mı yapmaz mı anlıyorum. Anladım. Peki Talat Bulut az sonra bağlanacak. Neler söyleyecek, neler anlatacak çok merak ediyorum. Sorularımız da var ona. Aklımızda. Hande gelmesiyle ilgili ne diyor? Bağlanınca bakarız. Dizide senaristler gittikçe karakterin ne diyeyim, aklımdaki kelimeyi de söylemek istemiyorum ama çapkınlık seviyesini bilerek mi arttırıyor, buna ne diyor? Bir mobbing yaşıyor mu? Bize ne diyecek çok merak ediyorum bunlarla. Her şey reyting için bu memlekette. Onu yaz bir kenara insanlar. Reyting artsın, çünkü reyting artması demek o işin uzun soluklu olması demek. Uzun soluklu olması demek duygusal bir ilişki. Allah Allah. Her şey reyting için. Herald yani. Çok enteresan. Siz bari bize abone olun. Bizi like'layın reyting deyince. Bir şey söyleyeyim. Ben mevzuyu buraya bağlayayım bari. Ne şey diyeyim yani? Ekonomik şartların insanları zorlaması nedeniyle soframıza giren yiyecek türleri ve miktar her geçen gün azalıyor mu? Azalıyor. Hı hı.
Bu ülkede milyonlarca insan asgari ücretle mi geçiniyor? 2 milyon 20 bin lirayla, 2 bin 20 bin lira, evet. Ya bu ülkede şu anda aylardır en çok ana haberlerde yer alan konu domatesin çekirdeği, soğanın cücüğü. Fiyatları. Evet. Yani orada kaç liraymış, manavda kaç liraymış, markette kaç liraymış, niye böyleymiş, Antalya'da işte 50 kuruştu, İstanbul'da niye 10 lira falan. Tamamen ekonomi, pazar magazini üzerine dönüyor. Ama Alavcım sen pazara çıktın gündüz mı son zamanlarda? Gündüz kuşakta çıktım. Nasıl pazarda yani dehşet bir şey. Ya markette hiç fiyatları yok. Yani 16-18 lira ya markette biber, yeşil biber veya da köylü biberi. Markette şeyde o para, pazarda yani da o para. İnanılmaz bir para. Ama sonuçta mevsiminde çıkmayan bir ürünü aldığınız zaman siz ona prim veriyorsunuz. Almazsan o fiyat düşecek. Almayın. Soğan da mı mevsiminde değil abi? Yani bak soğan Allah'tan 5 lira soğan, ya. Soğan ithal edilmeye başladı. Fiyatı düşüyor. Ondan sonra dal geçiyorlar. İşte soğanı ithal eder hale geldi. Ya sen yerli soğanı 8 liraya 10 liraya çıkarırsan. Ya geçen sene 1 lira olan soğan bu sene düşmüş haliyle şu an 5-6 lira. Ya yani, nereden nereye gidiyordu? Ben şey anlatmaya çalışıyorum. Yani her şeyi reytingten kasıt. O iş insanların toplumun gazını aldığı için haberlerde bu magazin ilgi gördüğü için gündüz kuşaklarına bakıyorsun. Entertainment kanallarda 12 tane yemek yarışması ve yemek programı var. Niye MasterChef? Yani evlerde hayatta normal bir yurdum insanın evinde pişmeyecek olan yemeğin tarifleri yapılıyor ekranda. Yani o aşçıların tarif ettikleri malzemeyi alıp yemeğe dönüştürüp yemek bir servet. Doğru. Niye? Çünkü insanlar ulaşamayacaklarını, kokusunu hissetmediklerini işte gözüyle bakıyor, doyuyor. O tatmini yaşattığı için reyting peşinde. Her şey reyting onun için. Evet, geçelim. Peki, o zaman ben hafta sonu beni en çok böyle yüzümü güldüren haberiyle başlayalım istiyorum. Biraz ondan bahsedelim. Aleyna Tilki'yi nasıl buluyorsun? Onunla ilgili yorumların nelerdir soracağım ama hafta sonu Bostancı'da konseri vardı Aleyna Tilki'nin. Bizim dünyaca ünlü starımız. Gerçekten öyle. Selda Bağcan sahneye çıktı. Bir sürpriz yaptı. Gördün mü o sahneleri? Evet. Yani alkışlanacak bir şey. Düet yani yaptılar. Birlikte. Büyük sanatçı olmanın yanı sıra erdemli bir insan, büyük insan olduğunu da gösterdi. Bugün Aleyna Tilki genç kuşağın bir yıldızı. Her ne kadar belli çevrelerce eleştirilsin işte stüdyo şarkıcısı işte canlı söylediği zaman detone oluyor. Sonuç itibariyle ben dijitalde ya da CD'de dinlediğime bakıyorum. Gençler onunla coşuyor mu? Coşuyor. Hı hı. Selda Bağcan bugün Türkiye'nin yaşayan en değerli seslerinden, en değerli sanatçılarından biri. Gerçekten. Uluslararası arenada tanınan ve bilinirliği çok yüksek ender sanatçılarımızdan biri. Ben geçenlerde, özür dilerim, geçenlerde Türkiye'ye Moda'ya yerleşen bir etnomüzikolog kadınla tanıştım. Türkiye'ye yerleşme hikayesinde Selda Bağcan'a olan hayranlığı var. Nereli abi? Yani ülkesi... Yabancı mı? Yabancı, Macaristan ya da Polonyalı. Yani şu anda unuttum, arşivden bakmam lazım. Şimdi gençlesi çok bilmiyor olabilir ama yani ben de hemen birkaç not aldım. Dünyanın en büyük medya otoritelerinden biri. Bunu herkes kabul eder. Times dergisi. Times, dünya müziğinde yaşayan efsane ve tarihi kadın şarkıcılar listesinde Selda Bağcan'ı göstermiş. Elia Wood'u bilirsiniz. Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su. O zaten muhteşem bir Selda Bağcan hayranı. Evet. Avrupa'da, ABD'de, Avustralya'da konserler veren Türk müzik tarihinin usta yorumcularından biri gerçekten. Uluslararası arada i̇şte da bu böyle. Bu... Selda Bağcan, torunu yaşındaki Aleyna Tilki'nin yaptıklarını takdir ediyor ve ona destek veriyor. Bu çok önemli bir adımdır. Yani bu Selda Bağcan'ın yaptığı müzik dünyasında birçok insana şamar gibi inen bir adımdır. Yani kendinize gelin, gençlerin önünü kapatmayın, iyi bir şey yapanı aşağı çekmeye çalışmayın. Destek olun diyor. Anlayana göre. Ama at gözlüğü takmışsa onu göremiyor. Bu destek yok mu abi? Yani Selda Bağcan gibi örnekler
Yok mu? Var da mı, ben haberim yok bunda. Tamam, yani bilen var mı böyle bir torunu yaşındaki bir genç şarkıcıya, yani üçüncü kuşak kendine göre bir şarkıcının yaptığı müziği aşağılamayıp destek vereni? Ben ya en azından Selda Bağcan ayrında birinden hatırlamıyorum. Ha, destek verenler olmuyor mu? Alıştığımız Sezen Aksu genç kuşaklara hep destek veriyor. Şimdi o ondan sürekli beklenen bir hareket, ama Selda Bağcan gibi Türkiye'nin dışa açılan bir sesinin, yüzünün içeriye dönük Aleyna Tilki'ye destek vermesi ve Aleyna'nın Türkçe şarkılarla dünyaya açılması gerektiğini, bunu yaparsa başarılı olacağını söylemesi benim için önemli. Ben önemsiyorum, çünkü ben sırf bu amaçla bir kitap yazdım. Sen de getirmişim. Ben de onu yanımda getirdim. Bu benim kitabım. Sana imzalatmak istiyordum zaten. Evet. Ne zamandır? Tarkan bir megastar. Burada Tarkan'la ilgili ben o kadar çok şey öğrendim ki bu kitabı çok severek okudum. Şimdi, onu söyleyeyim. Şimdi o kitabın içinde de çok defalarca vurguladığım gibi. Ali abicim, ben bu kitabı okuyunca ne öğrendim biliyor musun? O kitabı yazmaktaki beni tetikleyen tek şey, Tarkan gibi yurt dışında Sezen Aksu şarkılarıyla birçok ülkede albümünü satmış, tanıtım konserleri vermiş, bu rüzgarı yakalamış birinin bunun devamını getirmemesidir. Çünkü... Ha, bir sitem kitabı bu. Evet, çünkü Tarkan'ı ateşlemek istedim. Dedim ki Tarkan bu fırsatı yakalamış ama elini tersiyle itmiş. Niye itmiş? Büyük denizin büyük balıkları balığı olmak yerine Tarkan küçük denizin büyük balığı olmayı tercih etmiş. Geleyim Türkiye'de, İstanbul'da Harbiye Açık Hava'da 10 tane konser vereyim. Bir reklam kampanyasının yüzü olayım. Bu bana yetiyor. Evet, yetiyor. Ama bana yetmiyor bir Tarkan seven, o sese bayılan biri olarak. Çünkü gördük. Kitapta da ayrıntılarla anlattık. Yurt dışında nasıl ilgi gördüğünü Tarkan'ın şarkılarıyla. Şimdi ben bu kitabı okuduğumda, hani biz Tarkan'a dünya starımız falan diyoruz ama niye öyle diyoruz onu bu kitabı okuyunca anladım. Evet. Adam gerçekten yurt dışında sokakta yürüyemez hale gelmiş. Hiç aklımıza gelmeyecek ülkelerde konserler vermiş, doldurmuş, taşırmış. Hala Tarkan'ı takip edenler var. İnanılmaz zor bir şeyi Türkçe şarkılarla başarmış. Evet. Yani Ukrayna'da bir festival düzenleniyor. Festivalde, müzik festivali, 4 tane şarkıcı çıkıyor. Hepsi Ukraynalı ve Rus. Hepsinin hit şarkısı, sahnedeki final şarkısı, Tarkan'ın söylediği bir şarkı. Tarkan oradayken Tarkan şarkılarını söyledikleri için ülkelerinde meşhur olmuş insanlar bunlar. Finalde Tarkan çıkıyor ve kendi şarkılarını söylüyor. Bu müthiş bir gurur. Yani tıpkı ben hiçbir konserine gitmedim yurt dışında Fazıl Say'ın adına düzenlenen festivallerde. Fazıl Say? 8-10 ülkede Fazıl Say adına festivaller var. Piyano festivali. Ama o haberleri, ilanları yabancı dergilerde gördükçe gurur duyuyorum. Tabii. Şimdi Tarkan yani yıllar oluyor. Yani Mısır'dan Amerika'ya, Rusya'dan Almanya'ya, Belçika'dan İran'a, bu geniş coğrafyada bizzat kendim tanık oldum. Gece diskoteklerde, gece kulüplerinde Tarkan'ın şarkısı çalınca insanlar nasıl koptuğunu, tek kelime Türkçe bilmeyen insanlar eğleniyorlar orada. Bizdik birkaç kişi orada Türk olan. Yani böyle bir rüzgar yakalamıştı. O rüzgarı daha kimse yakalayamadı. İngilizce şarkılarla açılmak isteyen Sertab Erener'den Zinet Salih'e, Yonca Evcimek'ten Mustafa Sandal'a bir sürü insan bunu denedi, ama ben şöyle değerlendirmek lazım. 70'li yıllarda Türkiye'ye Erkan Özerman'ın da öncülüğünde birçok sanatçı geldi. Türkçe şarkılar söyleyerek albüm yaptılar. Adamo gibi ünlüler de buna dahil. Sonuçta bize o bir fantezi, bir fantazi, bir renk geldi. Onların Türkçe'yi yorumlama biçimi, ama o kadar. Ama bu ülkede yani ne dediğini anlamadan bağrımıza bastığımız, sevdiğimiz o kadar çok İspanyolca, İngilizce, dünyanın her dilinden şarkı var. Çünkü
Müziğin dili evrensel. Doğru. Yani siz kendinizi en iyi anlatabileceğiniz, izah edebileceğiniz yani düşünce diliniz neyse ondan çıkarmanız lazım. Artık dünyada trend olan şey etnik tınılar. Yani siz o kendi yerel etnik tınılarınızı, müziğinizi de evrensel alana taşıdığınız zaman alıcı çıkıyor. Tabii adamların 100 yıldır yaptıklarını onlara satmaya çalışınca olmuyor. Şimdi Ali abi, Selda Bağcan'da Aleyna Tilki şimdi bir Tarkan olabilir mi? Tarkan'ı eleştiriyorsun, o başarıyı niye devam ettirmedi, niye tutulmadı diye, ama şimdi Aleyna Tilki oradan tutup Türkçe bir şarkıyla başarı yakalayabilir mi? Selda Bağcan çünkü sahnede şunu da söyledi. O dünya çapında bir sanatçı olacak dedi Aleyna Tilki için. Türkiye'nin Madonna'sı olacak ve Türkçe söyleyerek bütün bunlar olacak. Zaten çok güzel şarkıları var. Amerika'da Türkçe olarak yeniden aranje edilecek. Yeniden klipler çekilecek dedi. Haberlerde yazmamış ama ben dinledim. Ablası gibi uluslararası bir isim olacak dedi. Kendisi de söyleyerek. Olur İnşallah. Mu? Ne diyorsun? Yani Aleyna'da o enerji var. Ya Aleyna'nın şeyine bayılıyorum. Yani çok defalarca da yazı yazdım. Ya sosyal medyasında kendi trollüymüş gibi takılan ender bir kafası var. Bu da gençlikten kaynaklanıyor. Kendiyle en çok dalga geçebilen ünlü, en rahat dalga geçebilen ünlü Aleyna Tilki. Onun arkasından bence şey geliyor, en son saçlarına balyaç attıracağım diyen şarkıcı. İrem Derici. İrem Derici. Ama aralarındaki yaş farkı nedeniyle Aleyna Tilki'nin enerjisi daha yüksek. Tabi Aleyna Tilki'nin başarısı bir anlamda Emrah Karaduman'ın da üretimine bağlı. Yani iyi bir ikili oluşturdular. Bugün geldiği noktada %50'si Aleyna Tilki'nin kendi enerjisi, performansı ise %50'si de bana göre Emrah'ın. Bence Aleyna Tilki Selda Bağcan'ı ağırladıktan sonra ben de o ağırlaması çok hoşuma gitti. Oradaki saygılı duruşu, heyecanlanması, kalbini tutması. Selda Bağcan'la düet yaparken ne kadar kıymetli bir şey yaptığının farkındaydı. Bunu da fazlasıyla hissettirdi. Aleyna'ya gıcık bir güruh da var ya, onların da bir kısmının kalbini çalacak diye düşünüyorum Aleyna. Yani onların kalbini çalmadan da Aleyna Tilki yolculuğuna devam edecektir. Tabii, yani onlara inat. Şimdi ben Selda Bağcan'ın bu yaptığı jestin büyüklüğünü anlatırken Aleyna Tilki'nin de Selda Bağcan'ı bu denli bağrına basması, ondan destek için bu şeyi yapması bence önemli. Kucağını açması, kendini teslim etmesi. Yepyeni videomuz, şimdi konuşacağımız konu aslında geçtiğimiz haftalarda gündeme damga vurduğumuz bir konunun devamı. Evet. Hande Ateyzi telefonla bağlandı, senin telefonunu hemen açtı. Yasak Elma'ya katılabileceğini de söyledi. Türkiye bunu buradan öğrendi. Evet. Magazin noterinden Ali abi. Ve orada geçmiş yıllarda, yani bir 18-19 sene önce Talat Bulut'u tacizle suçlamıştı. Onunla da ilgili de çok zaman geçti üstünden dedi. Ama Talat Bulut bu hafta bize bir cevap verdi sosyal medyasından. Gördün. Evet. Bir izleyelim mi onu Ali abi? İzleyelim. Ne yapalım? Ne demiş Talat Bulut? Dur bakayım. Hemen açıyorum. Ya ben izledim de insanlar da hep izlesinler. Hep birlikte izleyicilerimiz de kaçırdıysa. Hani biz mi alınganlık ettik, üstümüze alındık? Bize iyi vallahi, bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi söylüyor? İçeride bile şey karar veremedik yani. Vallahi ben üstüme alınmadım çünkü ne Talat Bulut'un benden oyunculuk dersine ihtiyacı var. Ne de benim Talat Bulut'tan gazetecilik dersine ihtiyacım var. Herkes işini başarılı yapan insanlar. O nedenle mesleği yapış biçimimi eleştirmiş olamaz. Aramızdaki hukuk gereği de bunu yaptığını düşünmüyorum. Ama orada Talat Bulut'un altını çizdiği bir konu var. Hazır. İzleyelim mi? Evet. Gel bir izleyelim neyin altını çizmiş. Herkese merhaba. Ey tüm magazinciler, sosyal medyadaki magazin sayfaları, klavye delikanlıları, troller, beni iyi dinleyin. Kurduğunuz her gereksiz cümle arasına adımı yazmaktan vazgeçin. Kadın ortaya çıkıyor, 19 yıl önce ben böyle bir iftirada bulunmadım diyor Talat Bulut'la ilgili. Onu gazeteciler uydurdu diyor. Peki hey sizler, neden o kadına sormuyorsunuz, 19 yıldır bununla besleniyorsunuz? Madem yalan haberde, niye bu kadar beklediniz?
Niçin beklediniz? Sorgulasanıza. Hadi ya da bu söylemi görmezden ve duymazdan mı geliyorsunuz? Yapmayın bunu. Yapmayın. Bana iftira atanlar yavaş yavaş itirafta bulunuyor. Ben sabırlı adamım. Beklerim. Zaman uzun. Acele etmemize gerek yok. Ama siz acele edin ve sorgulayın. Tamam? Benimle uğraşmayın artık. Yeter. Ali abi, niye Talat Bulut'la uğraşıyorsun? Ne diyor Talat? Şimdi Talat Bulut'la uğraşmıyorum. Talat Bulut'un bu açıklamasından açıkçası size cevap verdi diye yapılan yorumlara da katılmıyorum. Bunların hiçbirinde ben kendimi hissetmedim. Ama sadece, diyor ki niye kadına sormadınız diyor. Çünkü yani bu kim konuştu Hande Ataizle? Konuşurken Hande Ataizle'nin bunu kendi açıklamadığını, medyanın bunu ortaya çıkardığını, hatta biterken ben şeye dalınca Hande Ataizle şöyle bir laf etti, ben orada dağıldım işte, diziye entrikacı bir kadın karakter arıyorlardı, akıllarına ben geldim yani. Benim de çok hoşuma gitti. Evet, hoşuma gitti. Yani entrika deyince niye sen akla geliyorsun? Şimdi orada bir o, ikincisi açıkçası o olayın ilk çıkışı ve bu son taciz gündeme geldiğinde tekrarlanmasının müsebbibi Hande Ataizle midir yoksa durumdan vazife çıkaranlar mıdır bilmiyorum. Onu araştırmadım da. Ama Hande Ataizle'nin o dönemdeki bu açıklamalarına karşı bir yazı yazmıştım. Orada da o dönemde de konuştuk. Bu yıllar önce başına geleni bir vesileyle anlattığını, bu tekrarlanmanın kendinden kaynaklanmadığını söyledi. Velev ki ne olursa olsun, ister kendinden kaynaklansın, ister medyadaki arkadaşlar bunu üzerine alınıp vazife edinip haber yapsın. Sonuç itibariyle Hande Ataizle geçen yaz ki pozisyonda değil, pozisyon değiştirmiş. Ben profesyonelim diyor. Hı-hı. Yani şimdi böyle 180 derece dönüş yapmış birine niye döndün diye sormam. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Bunu ayrıca irdeleriz. Ama önemli olan bizim oradaki derdimiz neydi? Bu haber doğru mu değil mi? Evet, böyle bir durum söz konusu. Hande Ataizle'nin Yasa Gelme dizisine katılacağını, katılma ihtimalinin olduğunu önce Fatih Aksoy yapımcıdan öğrendik. Dedi ki senaristimizin aklına böyle bir şey geldi. Hı hı. Hande Ataizle'nin bundan oluru var mı? Var. Hatta ben finalde dedim ki, yani YouTube'da kayıtlarımız var, gizli saklı bir şey yapmıyoruz. Ben dedim ki ya 82 milyonun, o zaman açıklanmamıştı, 80 milyondu. Şimdi 82 hı hı. milyon 300 olarak açıklandı Türkiye nüfusu. 82 milyon 300 bin insanın yaşadığı ülkede Yasa Gelme dizisine oyuncu olarak Hande Ataizle'ni takviye etmeyi ben açıkçası bundan reyting süzme, gündem yaratma kaygısı olduğunu düşünüyorum dedim. Ki üstelik bu konuştuğumuzda kimle konuştuk? Yapımcıyla konuştuk. Kimle konuştuk? Adı geçen oyuncuyla konuştuk. Yani konuştuğumuz taraf suçlanan ya da yapımcının ve senaristin gıcık kabarak rolünü acayip nefret edilen bir hale gelsin izliyorsun diziyi. Ben izlemiyorum ya, ama gelen yorumlardan anlıyorum. Ne diyor yorumlar? Ali abicim, ya şöyle bir durum var. Ben birinci sezonu izlememiştim. İkinci sezon bu olaylardan dolayı diziye nasıl yansıdı diye izlerken bir baktım, takip ediyorum diziyi. Adam, yani Halit karakterinin, söyleyeyim, senaristlerin yazdığı Halit karakterinin sapıklık derecesi öyle bir noktaya geldi ki adam can ciğer kuzu sarması ortağının bile anasını anasıyla annesiyle münasebeti olmuş, ortağının babası neredeyse olabilir yani. Böyle bir şüphe var. Yani uçan kaçan kadın cinsinde olması yeterli oradaki karakter için. Böyle bir halde. Ya dişisine bile asılacak bir evet, adam yani. Aynen öyle. Şimdi buradaki şeyin muhatabı, kızması gereken kişi ne medya mensupları ya da haberi yanlış yapanlara, yanlış haber yapanlara tepki gösterir. Şimdi sevgili Talat Bulut'un buradaki birinci derecede muhatabı kim biliyor musun? Bu kişi.
Melis Civelek Top. Senarist. Dizinin senaristi. Yani aklına bu Talat Bulut'un dizisine Hande Ataizm'i sokma fikri bundan çıkıyor Fatih Aksoy'un dediğine göre. Kim Fatih Aksoy? İkinci muhatap yapımcı Fatih Aksoy. Şimdi sevgili Talat Bulut'un öncelikle hedefinin bunlar olması lazım. Ama Talat Bulut ne yapıyor? Eşeğe vurmak varken semerine vuruyor. Çünkü eşeğe vurunca kaçar ama semere vurunca öfken geçer. Şimdi onun için gıyabında konuşmaktansa bence arayayım bir deneyeyim. Ne güzel olur. Bu arada ben bir direkt mesaj attım magazin noterinden de. Kendisiyle de konuşmak istediğimizi söylemiştim. Yani defalarca aradım telefona bakmadı. İnşallah bu sefer bakır. Hadi bakalım neler söyleyecek. Alo. Tüh bismillah. Evet. Talat Bey merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Gerçi burası televizyon değil. Siz de biz de olmasak da olur. Burası sosyal medya. Aramızda 40 yıllık... Önce başladım nasılsınız diye. Hukuk var. Öyle atar gider yapıyorsun ki videolarda. Araya mesafe koyuyorum. Siz bize dönüştürürüm. Ya neler oluyor? Niye bu kadar kızıyorsun? Öfken bize mi yoksa az önce gıyabında da söyledim. Dedim ki Talat Bulut'un aslında kızması gereken dizinin senaristi şeytanın aklına gelmiş. Hande Ataizm'i oynatayım 19 yıllık bir hesabı var diye. Artı yapımcı Fatih Aksoy. Yani Talat Bulut eşeğe vuramayınca semere vuruyor. Çünkü dedim eşeğe vurursan kaçar, semere vurursan öfken geçer. Anadolu'da böyle bir tabir vardır. Şimdi soralım sana. Nedir bu olay? Yani seni rahatsız eden asıl şey? Meseleyi önce şöyle başlamak lazım. Şimdi 19 yıl önce söylediği bir şeyi gündeme getirip 18 yıl sonra bunun üstünde polemik yaratıp 19. yılda da ben böyle bir şey demedim. Gazeteciler uydurdu söyleminde bulunması ilginç. Aslında bunun araştırılması gerekiyor. Şimdi tabii şeytan zekası diye adlandırdığın senaristin zekası günümüz entrikalar zincirini kurarak bir hikaye oluşturuyorsanız doğru bir zeka. Yani ama burada hangi kişi rol alacağı yapımcının inisiyatifinde olan bir şey. Profesyonel anlamına bakarsanız da bana bununla ilgili herhangi bir şey gelinmedi. Yani bir bilgi verilmedi. Onun için de bunun üzerine yorum yapmam son derece yanlış bir şey. Ama benim için önemli olan şu, şeyin attığı iftiranın geçerli olmadığını itiraf etmesi o kişinin. Yani Tamam diyor be. Ki ben böyle bir şey. İlkay ben. Şunu düzelteyim ama. Bir saniye. Ama lafım bitsin ondan sonra. Tabii ama böyle bir şey yaşanmadı demedi Hande teyze. Ben bunu yeniden hatırlatmadım dedi. Onu da söyleyeyim size. Hayır. Gazeteci size söylediğini ben dinledim. Ben size söylediğini dinledim. Yani hayır, bunu gazeteciler uydurdu dedi. Uydurdu dediği şey, ben o kıza helal olsun demedim. 18-19 yıl önce yaşadığım şeyle ilgili. O zaman biz hiç tartışmayalım bunu. Ben mi yanlış anladım? Ali abi şimdi noter olarak girsin devreye. Benim anladığım böyle bir şey yaşanmadı değil, ben bunu güncellemedim dedi. Siz neyi savunuyorsunuz? Hayır, ben size olduğu gibi olayı anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir şey savunmuyorum. Olayı anlatmıyorsunuz. Ben ifadesi üzerine yorum yapıyorum. Bana sordunuz, ben de anlatıyorum. Sizin için öyleydi. Zaten sizin hatanız şu. Ortaya atılan bir iftira var. Talat Bulut'a atılan bir iftira var. 19 yıl öncesinden başlayan. Geçen sene de bir kostüm asistanı çıkıyor. Kostüm asistanın ne olduğu üzerine hiçbir araştırma yapıp ve de programınızda yorum yaptınız mı? Yok, yapmadınız. O zaman neyi savunuyorsunuz İlkay Hanım? Çıktı zaten ortaya Talat Bey. Savcılığın verdiği takipsizlik kararı da çıktı. Bunların hepsini söyledik. Geçen hafta da söyledik. Takipsizlik kararını söylemiyorum ben. Kızın 14 yaşında babasına yaptığını biliyor musunuz? Ne yaptığını? Öğrendik hepsini. Öğrendik daha sonra. Basında da paylaşıldı. Sürekli her yorumunuzun altında benim adımı geçiriyorsunuz o zaman. Şimdi ne özellikle yorumlarımızın altında sizin adınızı geçirmek gibi benim de bir kaygım yok. Onu söyleyeyim. Ben sadece Hande Ateş'in bağlandığı bu programda buradaydım. Ben size şunu,
Ben size şunu söylüyorum. Bir iftira var. Bu iftira atanlar yavaş yavaş itirafta bulunuyorlar. Mesele bu. Ha, diğer anlamda, mesleki anlamda da kimin ne karar vereceği üzerine benimle ilgili bir bilgilendirme yok. Ne söylenebilecek bu? Siz hala o kişinin bu dizide olup olmaması gerektiği üzerine bir program yapıyorsunuz. Bir söylemde bulunmak istiyorsunuz. Benim fikrimi alıyorsunuz. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben de diyorum ki bana atılan iftira üzerine bugüne kadar çok net bir şey söylediniz mi? Söylemediniz. Ben de bunu söylüyorum. Ben söyledim. Ben söyledim, yazdım da. Hayır, hala şimdi yanınızdaki partneriniz kalkmış bana Hande öyle demedi, bunu böyle söyledi. Ya şimdi söylediğin zaman diliminde ekranda olmadığı için programda yanıt olmamıştır. Ama sonuç itibariyle şunu söyleyeyim ben. Türkiye'de yargı kararlarına saygımız sonsuz. Yargı bunu diyorsa bunun üstüne kimsenin söyleyecek söz hakkı yok. Hatta ben o ilk gün Türkiye'de bunun süreci nedir, nasıl itiraz edebilir, yeni delil sunmadan takipsizlik kararına itiraz bile hakkı bile yok dedim. Ama sonuç itibariyle şey kısmı 14 yaşında babasının kendisine cinsel taciz uyguladığı için karakola yaptığı başvurudan sonra beni annem buraya zorla gönderdi ve hemen buradan, geri çekilmiyor ki bir yıl sürüyor dava. Kaçmak için böyle bir iftira attım demesi, bu tamamen bir gazetecinin değil de psikologların açıklayacağı bir şeydir. Yani bu. Tamam da demek ki bu. Ya ben bunu gündeme getirdim, yazdım da. Tamam. Ben de şunu söylüyorum. Demek ki bu tür psikolojide olan insanların bu suçlamalara, iftiralara devam ettiği anlamına geliyor. Bunlardan bir tanesi de beni seçmesiydi yani. Bu kadar basit. Bunun ama üzerine daha ne konuşulacak ki yani? Yani orada konuşulacak o kadar şey var ki. Tamam. O zaman onu konuşun kardeşim. Yani bu gündeme geldiğinde. Bu olay her kafadan, her yerden istihbarat yağıyordu. Ama sütre arkasından ortaya çıkın, gidin savcılığa dediğiniz zaman herkes çilli yavrusu gibi dağılıyor ama Tamam, ben şimdi onlarla ilgili hepsine tazminat davası açtım. Neredeler şu anda? Vallahi, demek ki ben kendinden emin olan 40 senedir de bu mesleğini belli bir disiplin, belli ahlak içerisinde sürdüren, kızına karşı sorumluluğu çok yüksek olan bir adam olarak yaşıyorum. Herkes hesabını verecek, bu kadar. Hatta Pınar'ın bana yazdığı bir mektubu, Ertuğrul Özgür'e de yazmıştı. Bir annenin feryadını. Bir de işe bu yüzden bakın diye köşemde Milliyet'te paylaştığımda yani 2000 yılında toprağa verdiğim anneme bu kadar küfrü ilk defa yemişimdir insanlardan. Ben sadece bir kadının bu iftira ya da bu iddianın kızının dünyasında nasıl bir fırtınalar estirdiğini, neler getirdiğini dile getirdim. Bir de işin bu boyutu var. Yani eğer ortada bir cinsel taciz ya da saldırı varsa, bu ispatlanmışsa elbette ki cezası olmalı. Ama bu iftirada kalmışsa, ispat edilememişse, o zaman o kişiye bu iftira yoluyla yapılan tahribat sadece onu değil, işte çevresini de, çoluğunu çocuğunu da etkiliyor diye yazdığımda evet ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kaldım. Günlerce o insanlara becerebildiğim ölçüde hakarete hakaret, küfürle küfür yanıt vermek zorunda zaten kaldım. Zaten bana saldıranları, savunanları her türlü hakareti gördü. Bunlardan bir tanesi de senmişsin Ali yani. Yani Türkiye'de maalesef ben bu konuda seninle aramdaki hukuka rağmen becerebildiğim ölçüde ortada durmaya çalıştım. Çünkü ya bize karanlık, iki kişi arasındaki bir olayın hangi tarafın iddiasının doğru olduğu önce mahkemenin işi. Mahkemede bu iş netleştikten sonra elbette bizim de bir kanaatimiz oluyor insan olarak. Ama bu sonucu değiştirmez. Sonuçta asıl olan şey yargıdır. Ben bir iddia ortaya attıysam müfteri olmamalıyım. Bunu ispatlamalıyım. Evet, yani insanlar hakkında öyle
iğrenç iftiralar ortaya atılıyor ki siz bunu dava açıp mahkemede bunun böyle olmadığını ispatlasanız da kamu nezdinde bu leke kalıyor kısmen. Bir yandan hukuk var diyorlar, bir yandan hukuk yok diyorlar. O zaman ne abi? Cahil bir toplumda yaratılan trollerin eşliğinde inanılmaz bir saldırı biçimleniyor. Yani adam o kadar kolay ki, ya da kadın işte, neyse, evinde oturuyor, tuvaletinde oturuyor, alıyor telefonunu eline, yorum yapıyor. Kimsin sen ya? Evet. Sen kimsin ya? Yani. Hatta yumurta kafalar daha cesur oluyorlar. Bence de. Valla evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani bu bilişim konusunda gerçekten de karşı olmama rağmen, sansüre karşı olmama rağmen, yani bu tür saldırı yapan trollerin cezalandırılması konusunda bilişimle ilgili bir yasa çıkartılmalı. Ya belli ya. Bir kimliklere, kişiliklere saldırı yapanlar cezasını tabii görüyor da bizim gibi sıradan yurdum insanlarına hakaret... Bununla uğraş o zaman Ali. Yasa çıkartılması için yazı yaz. Paylaş, uğraş. Bak, çok yazıyorum. Elimden geldiğince ben senin yanındayım. Benim yani etim budum bu. Ama bir şey merak ediyorum. Medyadan takip ediyorum. Ya dizide sete gittiğinde merhaba dediğin insan var mı? Herkeste davacı gibi bir görüntü var. Yok, var tabii ya. Herkeste merhabalaşıyorum ya. Niye merhabalaşmayayım? Yani sonuçta kamera önünde yapacaklarınız daha önemli. Çünkü sorumlu olduğunuz bir yapım şirketi var, bir kanal var, bir seyirci kitlesi var. Bunu kamera önündeki çalışmalarınıza yansıtmamanız gerekiyor. Kamera arkasındaki sorunlar sadece ekip içerisindeki iletişim ya da beşeri ilişkilere bağlı. Onun için de kamera önünde ne gerekiyorsa onu yapmak zorundasın. Profesyonellik de bu değil mi zaten? Evet. Peki Şevval Sam'la diğer kadın oyuncularla bir karşılıklı davalarınız, hukuki süreciniz var mı? Şevval Sam'la varsa bir. Yani diğerleriyle yok. Sadece Şevval Sam'la mı var? Evet. Anladım. Bu da mahkemeye yansıdığı için şu anda bir yorum yapmak yanlış bir şey. Ama karşılıklı. 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 Tabii oynuyoruz tabii. Peki bu dizide canlandırdığın karakterin gittikçe nefret edilecek bir karaktere dönüşmesi konusunda ne söyleyeceksin? Doğal mı kabul ediyorsun bu seyri? Valla biz sanal gerçeklik içerisinde bir şey yapmaya çalışıyoruz. Talat Bulut bir karakteri canlandırıyor. O karakterin senaryo içerisindeki tipolojisi neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum ben. Yani bu kötü de olabilir, iyi de olabilir. Önemli olan oyuncunun bunu nasıl başarılı bir şekilde biçimlendirdiği ya da anlattığıdır. Abi, bu senin söylediğin yoruma bir oyuncu olarak katkıda bulunuyorsam ne mutlu bana yani. Peki sezon başladığında bu ya da sinopsis ilk yazıldığında bu karakterin buraya doğru evrileceğinden bilgin var mıydı? Ali, sen de biliyorsun ki birinci bölümden itibaren bir şeyi biçimlendirmek çok zor. Sonrası gelişecek hikayeyi bilmiyorsan temkinli davranmak ve gelen her bölüme göre onu biraz daha biçimlendirerek yansıtmak gerekiyor. Bu da öyle gelişti. Yakında yani siyasete atılacak mısın? 2023'te eve. Yok canım, ne işim var siyasette ya? Yani bayağı... Yani aktörlük hayatıma devam edeceğim. Bayağı politik bir yorum getirdim. Rolün evrilmesine. Senden öğreniyorum. Senden öğreniyorum. Peki Hande Ateizi başlarsa, yani artık bu benim söylemim değil, gazetecilerin uydurması dedi, topu gazetecilere attı. O uyduranlar da haberin namusunu savunmak zorunda. Hayır, ben uydurmadım, sen bana söyledin ya da belgesi evet, budur diye. Evet, sete geldiğinde ne yapacaksın? Hoş geldin der misin? Ali, sana söyledim. Şimdi biraz önce de söyledim. Henüz olup olmayacağına dair herhangi bir bilgi gelmedi bana. Onun için bu soruna çok yorumla gitmek çok doğru değil. Çok erken davranılmış olur.
Yani varsayım üzerine konuşmayalım olur diyorsun. Varsayım. Evet evet. Yaşa. Olay benim karşımıza gelince değerlendiririz. Evet evet. Yani o zaman kafamızda yarattığımız bir fentezi olmasın yani. Evet. 19 sene sonraki fentezi öğrenemedik ama Hande diziye başlarsa ararım nasıl karşıladınız diye. Tamam öğrenirim. Tamam canım. Okay. Öpüyorum tamam, hadi kolay gelsin. Ben sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Evet böyle Ala birer cümlede toparlasak ne diyor Talat Bulut sence? Ya bu kadar uzun konuşmanın ardından ne diyoru? Özetle dediği şu, benim hedefimdeki kişiler magazin noterini yapanlar değil diyor. Öyle olsa telefona bağlanmaz. Tamam peki bizim Talat Bulut'la anlaşamadığımız konuya bir cümle söyle. Benim anladığım o gün abi, Hande Ateyze ben Talat Bulut'a iftira attım. Ben Melekler Evi'nde böyle şeyler yaşamadım. Aman nereden çıktı bunlar mı dedi. Bana göre öyle demedi ama Talat Bulut diyor ki öyle dedi. Ya şimdi... Yoksa dedi ki bunları ben yaşadım ama 20 yıl geçti bunlara takılmayacağım mı dedi. Ne dedi Hande Ateyze? Biz Talat Bulut'la yakın, aynı yerde değiliz yani. Yani ona yakın bir cümle özetle söyledi. Diyor ki ben profesyonelim. Bunlar da yani o gün orada olmuş, 19 sene önce böyle bir şey olmuş olabilir. Ama bugün takılmıyorum buna. Takılmıyorum dedi. Ama Talat Bulut ne diyor? Yıllar önce öyle bir şey yaşanmadığını itiraf etti diyor. Ben de onu hatırlatınca bozuldu. Hayır hayır. Öyle demiyor. Kadın böyle bir şey yaşanmadı demiyor ki. Kadının dediği şu, 19 sene sonra bunu ben gündeme getirmedim diyor. Gazeteciler gündeme getirdi. 19 sene önce bunun açıklaması medyaya yansıdı. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Talat Bulut da sanki ama diyor ki sanki böyle bir şey hiç yaşanmadı da gazeteciler 19 yıl önce Talat Bulut'a iftira atmış gibi Talat Bulut anlıyor ya da öyle anlamak istiyor. Şimdi sevgili İlgay bu neye benzedi biliyor musun? Amacından saptırıyoruz. Asıl olay bu değil. Asıl olay tıpkı Arda Turan'la Berkay Şahin'in davasında herkesin bin liraya takılması gibi. Geçiniz bunları. Tamam geçiniz. Bunu geçiyoruz. Biz anlaşamadık da notere evet danışalım dedik bu konuda. Peki izleyenler yani zaten şu anda saat 12.30 noter tatilde. Noter tatilde. Şimdi bu da en önemli konularımızdan biri bence bu haftaki Ali abi. Sen muhtemelen benim kadar önem vermeyeceksin. Benim burada çok merak ettiğim şeyler var. Uluslararası bir magazin haberi ile devam ediyoruz. Metin Hara ile Adriana Lima aşkı bitti mi bitmedi mi? Bir zamandır konuşuluyor. Ama son noktayı People dergisi koydu. Ve dedi ki teyit ettirdik bu ikili ayrılmıştır dedi. Üstelik Adriana Lima'nın çarpıcı bir açıklaması var. Önce bir sosyal medya paylaşımı var. Onu paylaşayım. O kim ister lütfen misin? Diyor, demiş ki Adriana Lima sosyal medyasında. Metin Hara'yı bir kere takipten çıkarmış. Önce onu söyleyeyim. Sonra da demiş ki kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz, bir proje değil. Ali abi, Adriana Lima ne diyor? Çok şey diyor. Yani bir, eğer buradaki, ben girdim sosyal medya hesabında, böyle bir paylaşımı göremedim ama storiesinde yazmışsa o biliyorsun 24 evet, saat muhtemelen içinde story paylaşımı. Kendini imha ediyor. Şimdi burada baktığınız zaman diyor ki yani sevgilinizi siz büyütmeyin. Büyüsün de gelsin diyor. Proje kısmına ne diyorsun Ali abi? Proje kısmı da şimdi orada proje değil. Evet. Adriana Metin Ara için bir proje miydi? Adriana Metin Hara için bir proje miydi? Projeydi demekti. Yani ilk başta söylenen parasını verdi hatta. Reklam yapıyordu değil mi? Denen şey buydu. Bu aşkın finaline baktığımız zaman da yani o arada yaşananlar, o gelmeler, gitmeler, o fotoğraflar, o paylaşımlar eğer hakikaten Adriana tarafından da proje ise yani müthiş bir oyuncu, iyi oynadı. Ben inandım aralarında bir ilişki, bir aşk olduğuna. Ama yani Adriana Lima aşkı seçiyorum diye bir paylaşım yapmıştı mesela, hatırlıyorum. Hani her şeyi itiyorum, aşkı seçiyorum tamam, diye Metin Aray'la bir paylaşım yaptı. Evet, o aşk bittiğinde şayet sen projenin bir parçası olmayın diye bir açıklama yapıyorsan
Yani şeytanın kulağına kar suyu kaçırıyorsun. Ben şeytanım kulağıma kaçtı. Peki Ali abi, güya yakın çevresinde bu da nasıl bir kaynak ya bilmiyorum demiş o, ki. Yani o yakın çevresine dayanılarak ileri sürüldü, iddia edildi haberlerine, ben defalarca da yazdım. Bunlara sakın ha güvenmeyin. Yani komik geliyor zaten kulağa. Yani kim öğrendi? Hangi yakın askeri çevre? Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre üst düzey bir yönetici. Bu medya aracılığıyla işi manipüle etmeye çalışan ya da gazetecinin yazdığı senaryoya hayali bir kaynak kişi yerleştirmesi demektir bu. Kimden öğrendin? Yakın çevresinden öğrendin. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'dan. Şimdi ama yine de People dergisi kızıyorsun biliyorum ama diyor ki, diyelim ki böyle diye soracağım çünkü sana. People dergisi demiş ki yani yakın çevresinde dediğine göre Adriana, Metin Hara beni kullandı demiş. Kendisini kullandığını söylemeye başlamış. Şimdi diğer paylaşıma dönünce, hani bir projenin parçası olmayın diyor ya. Yani şunu demek istiyorum. Acaba Adriana Lima için aşktı da bu Metin Hara için bir projeydi de onun için mi kullanıldım diyor. Bu nasıl bir proje? Kim kimi kullanmış olabilir sence? Vallahi olay bize çok uzak taraflar. Yani Metin Hara'nın suratına bakınca ben bir samimiyet görmedim. Baştan beri söylüyorum. Yani bazı insan karakterleri, tipleri vardır. Dünya iyisi bile olsa benim için bir güvensizlik telkin ediyordur. Allah Allah, neden? Ya Metin Arada öyle bir kafamdaki güvenilmez insan profilinden biri. Güvenilmez insan isimlerinden biri. Ben defalarca anlatıyorum. Geçenlerde bir iki kanalın yöneticisi bir hanımefendi ve PR'cılarla yemeğe gittik. Masaya oturduk. Merhaba, 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 üç kişi. Ya bir tanesi elimi öyle bir sıktı ki sanırsın bir kedi kuyruğu avucumun içinde. Yerimize oturmadan dedim ki ya eğer siz bana güvenmiyorsanız o zaman bu masada işiniz yok. Ne ya? Bu ne ya? Kedi kuyruğu gibi böyle. Nasıl parmak. Böyle? Kadın mıydı dedin? Kadın. Ha. Ya masadan kovmaktan beter ettim. Yani bence bir insanın vücut dili, yüzü, mimikleri bir samimiyet ya da samimiyetsizliği gösteriyor. Yani Metin Ara dünya iyisi bir insan bile olsa, ki ben buna baştan beri katılmadığımı söyledim. Çünkü Adriana Lima ile aralarındaki aşkı, yani Adriana sana niye baktığı izah etmek için hayatına giren kadınlar, ki bunların arasında evliler de vardı, tek tek isimlerini teşhir etti, açıkladı. Ben dedim kusura bakmayın. O günden beri ben ağzıyla kuş tutsa Metin Ara bana yarınamaz ya. Yani. Ama şimdi ikisine de bakınca yani, Ali abi kim kimi kullanmıştır Adriana deyince. Adriana Lima'nın samimiyetinin onda birinin onda olmadığını gördük. Hala aynı kanaatteyim ama aralarında bir ilişki var. Biri oynadı, ikisi mi oynadı bilmiyorum. Şimdi ikisi de oynamış olabilir, kuşkum var bu şeyden sonra. Ha, bile bile mi bir projenin parçası olmuş olabilir Adriana? İhtiyacı var mı böyle bir şeye? Neyin karşılığında yani? Para mı? Ya şeyde öyle bir para olsa Metin Hara'da. Öyle bir para olsa Adriana Lima'yı mı kullanır? Yani öyle bir proje bilmiyorum. Bana uzak. Başka konu var mı? Başka konu var. Evet. Bu işin içinden biz bu kadar çıktık. Siz çıkmak neler zorunda düşünüyorsunuz? Çıkmak zorunda değilim. Yorumlarınızı yazın. Ama Ali abicim, uluslararası magazinin gündemine gelmiş. Yani bir tarafı bizden. Şimdi konuşmamak da olmaz abi yani. Abi bizde çıkan Adriana Lima, Metin Hara haberlerinin %1'i dünya medyasında çıkmadı. Bu çıkmış ama. Bir bu çıktı People'da. Ha. Yani artık Adriana Lima dünya medyasında çok haberiyle ön plana çıkan bir yıldız değil. Yani ondan net söyleyeyim. Yani Türklerin, Türk erkeklerinin gözdesi. Hala gideri var eyvallah ama dünyada yok. Peki bir başka yıldızdan, yerli bir yıldıza geçelim. Uluslararası bir yıldızdan. Beyazıt Öztürk. Onunla da ilgili inişte mi, çıkışta mı? İşte Beyaz Show'dan sonra o ses nasıl oldu falan çok konuşuluyor malum. Şimdi Beyaz Show'u tekrar yapacağı da konuşuluyor ama benim sana sormak istediğim, YouTube kanalı açtı. Ve YouTube kanalına iki video var, dün baktım. Tanıtım gibi iki videoda. Yorumlara kapalı. Bu da eleştiriliyor şimdi. Yani evet, bu ne Paris Onur Baştık, Milliyet Kelebek'ten Onur Baştık iyi bir konuya temas etti. Yani YouTube gibi yerler açık alanlardır. Siz o açık alana girdiğiniz zaman yorumlara kapatırsanız ya o zaman burada işin ne? Yani orası zaten yani 10 kişi beğeniyorsa
altı kişisi eleştirebilir. İçinde küfür edenler de çıkıyor, sapıklar da çıkıyor, hakaret edenler de çıkıyor ama son itibariyle yani orası yüreklilerin arenası. O yürek sende yoksa girmeyeceksin oraya. Yani ben bu Beyaz'ın daha önce bu konuda ciddi bir yatırımları oldu. Battı o işten biliyorsun. Piknik tüp müydü? Öyle piknik bir tüp miydi? Piknik, evet, piknik tüpe diye bir kanal açmıştı. Baştan fena gitmiyordu ama devamını getiremedi. Çünkü orası sürekli üretim yapmanız gereken bir yer. Ama o kadar üretim yaptığı zaman Beyazıt Öztürk gibi marka isimlerin prodüksiyona yaptığı yatırımlar oradan geri dönüş ekonomik olarak almayabilir ama buna karşılık Beyaz ne yapıyor? Bir kadro yapıyor kendine. Beyaz Şov diye Almanya'ya, Avrupa'ya turluyor. Yıl sonuna kadar birkaç milyon parayı cukka yapıyor. Yani Beyaz'ın 10 yıl daha böyle devam edebilir. Hiç ekrana çıkmadan da yapabilir. Sanıyorum TV8'de yapacak, başka dükkan kalmadı. TV8'de yapacak Beyaz Şov'u. Nasıl Şov'a. Başka dükkan kalmadı? Yani istemiyorlar mı artık Beyaz Öztürk'ü? Ya şimdi ya da... bir Beyaz yaptığı programlarda kendini yenileyemedi. Hep tekrarladı. Hep tekrarladı. Ve program öyle bir hale geldi ki Candan Erçetin'in 50 defa çıktığı, bilmem kimin 100 defa çıktığı ama şov dünyasından birçok insanın hiç çıkamadığı, hiç alınmadığı filmlerin ve dizilerin PR alanına döndü. Birileri niye çıkamıyor? Yeterince ünlü olmadıkları yani da ama. Yani şimdi birileri niye çıkamıyor? Beyazıt Öztürk'ün konuklarını Konuk Mafyası diye bir grup ayarlıyordu. Gerçek mafya değil değil mi? Bu bir şirket adı gibi bir şey herhalde. Yani şirket adı ama gerçeğe yakın bir şirket adı. isim bulmuşlar kendilerine. Çok şikayet vardı onlardan. Aa, nasıl Ali abi? Yani? Yani kendilerine yakın kişileri mi çıkarıyorlardı? Parayla mı çıkarıyorlardı? Ne yani? Acaba? Şimdi bir yerde çok şikayet varsa bunun bir sebebi olmalı. Bunu araştıracak kurum ve şeyde mecrada o programı yayınlayan Kanal D'ydi. Kanal D'de o zaman Doğan grubunda Beyaz Göz Bebeği olduğu için dokunulmuyordu ona. O programında dokunulmazlığı vardı. Ama günün sonunda Doğan grubundan kanalda bizim gruba geçince Demirören'e taşlar yerinden oynadı. Pahalı yapımlardan biriydi Beyaz. Çünkü o saatte ekrana gelen program o kadar çok maliyetli olunca reklamın ve CPB'nin düşük olduğu bir saatte ekrana geldiği için tercih edilmedi. TV8'de eminim ki Kanal D yaptığının yarı parasını yapacaktır. Ama aynı yarı paraya Kanal D'de yap deseler kaşem buydu diye indirim yapmazdı ama TV8'de başka dükkan kalmadı dememin sebebi o. Anladım. Eser Yenenleri nasıl buluyorsun? Hemen bir cümle. Çünkü gece şovlarında şimdi kıyaslanıyorlar. Ya Beyazlarken niye Eser'e yaptırılıyor gece şovu diyen var. Ben açıkçası Eser Yenenleri çok seviyorum. Genç neslinde yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun merak ediyorum. Vallahi Eser Yenenler'in diskotek işi çok iyi gidiyor. Onun dışındaki işlerin iyi gittiğini söylemem zor. Aa, beğenmedin mi? İzledin mi EYS'yi? Vallahi, yabancı format gibi bir talk show yapmaya çalışıyor. Yani o gruptan şimdi şöyle düşün. Bu üçlüden İki kişi ayrılıp bir film çekti. Tamam. Yol arkadaşım iki. Müthiş bir gişe yaptı. Evet. 2018'in en iyi iş yapan filmlerinden biri oldu. Bu sürede Eser Yenenler'in yaptığı hiçbir iş tutmadı. Eser Yenenler'in biraz daha en azından kendini show business'ın, gece kulüplerin, eğlence hayatından çekip esprili yaptıkları sürprizlerle insanların takip ettiği bir şovmen haline dönebilmeli. Henüz onu başarmış değil. Bana göre başarmış değil ama yani şimdi Acun Ilıcalı Eser'e bu imkanı, bu fırsatı tanımasa başka kanallarda bu fırsatı tanıyan olur mu? Olmadığını gördük.
Başka programlar denedi, olmadı. Yarışmalarda sunuculuk yaptı. Yani iyi bir ekran şovmeni olabilir ama biraz zaman alacak. Daha yeteri kadar ekmek ve fırından hizmet almadı yani. Şimdi Ali abi çok merak ettiğimiz bir konu var. Müslüm Gürses, merhum sanatçı, özellikle de film yapıldıktan sonra zaten üretimleriyle, son dönemdeki şarkılarıyla hep gündemdeydi. 6 yıl oldu hayatını kaybedeli ama her zaman şarkıları hayatımızda olacak bir sanatçı. Filmle daha da bir popüler oldu. Evet. Hayat arkadaşının bir öyle bir böyle söylemleriyle, magazinde de program gezmesiyle yine bir gündemden düşmedi. Ama şimdi çok sıcak bir haber var. Nevzat Takmaz konuştu Ali abi. Kim Nevzat Takmaz? Nevzat Takmaz İlk defa konuştu bir de. 25 yıldan fazla Müslüm Gürses'in sağ kolu gibi basın danışmanı ve menajerliğini yapan bir insan. Eskiden Hürriyet Kelebek'te, Hürriyet Magazin'de muhabirdi. Oradan Müslüm Gürses'in menajeri oldu. Çok uzun bir süre onun sağ kolu gibiydi. Sonuç itibariyle orada anlattığı detay aslında çok önemli. Starların aslında nasıl bir yalnızlığın içinde oldukları, en küçük bir yalnızlık hissinde nasıl ağladıklarını gösteren ilginç bir ayrıntı. Sen istersen röportajda söylediğini hemen söyleyeyim. O anlat. Kısmı çizdim. Aynen öyle. Yoğun bakımdan diyor hep çıkıp eve gideceğini düşünüyordu. Hiç ölüm hakkına gelmiyordu diyor Müslüm Gürses için. Bu arada söyleyelim yani 4 ay kadar da sürmüştü yoğun bakım süreci. Öyle hemen kısa bir zaman değildi. Bypass ameliyatından evet, sonra. Evet. Yoğun bakım süreci. 3-4 ay sürmüştü. Orada bir anısını anlatıyor. Başta da şöyle atmışlar. Müslüm Gürses'in ilk defa ağladığını gördüm diye. Ve son vedasını anlatıyor ama evet. Gerçekten tüyler ürpertici. Siz ne düşüneceksiniz? Takipçilerimize soralım. Sana da yorumunu rica edelim. Bu arada belki Nevzat Bey de arar. Kendisine de sorarız. Diyor ki hep yoğun bakımdaydı. Bir ara kendine gelmişti. Hiç unutmam. Beni yanına çağırdı. Hatta canı kebap bile istedi. Kim var yukarıda dedi. Yani kendisi yoğun bakım odası, kim beni bekliyor diyor evet. Dışarıda. Ben de kimse yok dedim. Koskoca Müslüm Gürses'in gözünden yaş geldiğini, ilk defa ağladığını gördüm. İnanın o gün bugündür kendime gelemedim. Hep o anı düşünürüm. O dağ gibi adam bir anda çöktü. Bir daha konuşamadık. Veda etmiş olduk. Demiş. Biz de bunu okuyunca sen dün gece attın bana. Buz gibi olduk. Alo. Alo. Nevzat merhaba, Ali İboğlu. Merhaba, merhaba. Merhaba. Şimdi konuya girdik. Röportajdaki cümleni İlkay okudu. Evet. Bir de bazen amacından sapmış oluyor ya da yanlış anlatma oluyor. Evet. Senden olayım çıplak sesle canlı dinlemek istedik. Bu Müslüm Gürses'le vedalaşmanı, daha doğrusu bilmeden yaptığınız vedayı anlatır mısın? Ne oldu o gün? Nasıl bir ortamdı? Ya ona veda demeyelim de arkadaşım işte Okan bana bir soru yöneltti. Dedi ki hani hastanede bir anım var mı? Rahmetliyle falan 4 aydır oradaydın. Yanındaydın. Yalnız bırakmadın. Ondan sonra ben de dedim böyle bir olay aklıma geldi. Dedim böyle dedim. Yani biraz açık kalp ameliyatından sonra birkaç gün sonra 15-20 gün sonra biraz düzelmişti. Konuşabiliyorduk. Hatta hemşirelere ben içeriye gittiğim zaman yoğun bakıma çay bile söylettiriyordu yani. Böyle bir diyaloglarımız oluyordu. Konuşuyorduk, ediyorduk falan. Bir ara bana böyle bir şey yaptı. Biraz uzanayım falan dedi. Sırt üstü hemşire yatırdı onu. Beni el hareketiyle çağırdı. Dedi kim var yukarıda dedi. Ben dedim şu anda kimse yok abi dedim. Biraz durdu böyle yan gözünden yaş geldi. Yani bunu da bir şey olarak anlattım. Yani hemen herhangi bir şey amaçlı değil. Orada yaşadığım bir olayı anlattım onunla. Yani yukarıda kim var diye sorduğunda kimse yok dediğinde bir onun ne amaçla soruyor, neyi düşünerek sordu, neden sordu onu da pek anlayamadım. Çünkü o an zaten uyutmak istediler, ilaçlarını falan aldılar ve ben tabii ki haliyle yoğun bakımdan yukarıya çıktım ama bende de şey kaldı hani niye acaba böyle söyledi gibi şey yaptım kendimce.
Anladım. Sonra da soramadım tekrar zaten. Uyutmak istedi, uyuttular falan. Ondan sonra zaten doğru düz bir de konuşmamız olmadı. Yani ondan sonra aramızdan ayrıldı galiba. Değil mi? Yok. O zaman daha şeydi, akciğer kanaması geçirdi ondan sonra. Ondan sonra zaten şey oldu. Bir daha da uyuttular, uyandıramadılar. Yani. Onu söyledim yani. Evet. Diyalog anlamında. Evet Ali. Evet. Peki bir vurgu daha yaptın. İşte insanlar mezarını cenazesinde ortalığı yıkanların mezarına gitmediğini falan söyledin. Bu Türkiye'de bildiğimiz klasik bir tavır bu. Bu konuyla ilgili Müslüm filminden sonra ya da Müslüm filmine dair neler söylemek istersin? Ya film güzel yani, bir emek var filmde. Ama biraz kurgu da var tabii ki. Yani benim kendi görüşüm, şahsım adına söylüyorum. Hani bence Müslüm yok filmde. Müslüm Gürses yok yani. Kim var? O Muhterem Nur'a ve Müslüm Gürses aşkı olmuş yani. Anlatabiliyor muyum? He. Ya ama bir emek var. Ellerine sağlık. Hakikaten çok güzel bir emek sarf edilmiş. Çok güzel çekim. Timuçin de arkadaşım çok çok iyi bir oyuncu. O da hakkını vermiş yani. Yani senin izlediğin Müslüm Gürses filminde Müslüm Gürses'in karakteri, kimliği, kişiliği yok ama Müslüm'le Muhterem'in aşkı var sadece. Yani o olmuş. Yani başta tabii abimden, rahmetliden edinmiş çocukluğu, küçüklüğü, annesi baba, ama ondan sonra tamamen Muhterem Nur ve Müslüm Gürses aşkı olmuş. Anladım. Yani tabii yani bu da güzel bir şey aslında, yani işlenmesi gereken bir konuydu ve çok güzel işlemişler yani, o konuda emek sarf etmişler. Peki, Mustafa Uslu'ya da ben son bir soru sormak yani istiyorum. Bu film vizyona girdikten sonra Muhterem Nur'un sabah başka akşam başka konuşması, bu duygusal ekonomik sebeplerle yaptığı çıkışlara bir yorumun var mı? Şimdi şöyle Ali'cim, ben ilk yapımcıyla anlaşma yaptım. Zaten mimarlarından biri de benim. Mine Öztürk Hanım vardı. Bu, o da televizyoncu zaten, yapımcı. Met Yapım'daki Mine. Met Yapım'daydı. Evet. Biz onlarla bir oturduk. Rahmetli Yaşar Gaga, işte ben. Böyle bir proje olayını konuştuk, ettik. Belirli bir şey de anlaşıldı, edildi falan. Ondan sonra zaten tamamen ben devreden çıkartılmış oldum. Onun için hani o konulara da girmek istemiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemem. Muhterem Hanım tabii ki yani bazı yönden kendi şeyinden haklı. Hani haklı olduğu yerler de var, haksız olduğu yerler de var. Onun dışında yani o konuda da fazla bir yorum yapamayacağım ben. Peki Muhterem Nur'la görüşüyor musun? Tabii görüşüyoruz yani, arada görüşüyoruz yani. O cuma günleri mesajlaşırız. Ben aslında beni şeye davet etmediler. Sağ olsunlar Mustafa Galaya. Bey. Galaya davet etmediler. Muhterem Hanım iki sefer, üç sefer aradı. Muhakkak senin de olman gerekiyor dedi. Teşekkür ediyorum. Yani peki öyle, sen filmde kendini gördün mü? Buldun mu? Ben ki filmde kendimi görmedim. Çünkü ben devre dışı bırakılmıştım. O konudan sonra da benim bir arkadaşım vardı orada, yapımcıdan birlikte çalışan. Ben dedim istemiyorum dedim. Beni dedim kullanmayın. Anladım. Ama hani hayır da senaryo bende duruyor. Ben vardım yani. İlk halinde mi senaryonun? Tabii ilk hali bu. Mustafa Uslu'nun yapmış olduğu senaryoyu bana verdiler. Oturduk, Müslüm Gürses hakkında konuştuk, ettik. Hani konserlerde ne yapar, ne eder. Hani bu tek bilgileri ondan sonra bir devre dışı bırakıldım. Ben de fazla şey yapmadım, üzerine gitmedim. Ondan sonra bu olay bu yani. Başka herhangi bir şey değil yani. Tamam, Nevzat Bey, bir şey de ben sormak istiyorum. Ali abinin partneri İlkay Buharalı ben. Şimdi bu dergiye vermiş olduğunuz röportaj var ya, yanlış anlaşılmasın diye net anlamak için sormak istiyorum size. Hani buyurun. Siz 30 yıldır Müslüm Gürses'in en yakınındaki kişilerden birisiniz. Belli ki yoğun bakımda da gözünü açtığında sizi görüyor. O anlarda da onu hiç yalnız bırakmamışsınız.
Ve evet, anlıyoruz ki biz Müslüm Gürses'in oradaki gözyaşı da aslında yukarıda kimse var mı derken beni bekleyen kimse var mı? Hayat arkadaşını soruyor. O süreçte yalnız mı bırakıldı, o kendine geldi, kısıtlı anlarda da kimse ama yanında yok muydu? Şimdi şöyle bir şey, eğer öyle bir şey olsaydı bana sanırım söylerdi yani, Muhterem Hanım geldi mi diye. Muhterem Hanım burada mı falan diye sorardı. Zaten her zaman sorar. Hiç dilinden düşürmedi zaten Muhterem Hanım'ı. Peki, ama orada o lafı söylemesi sonradan ben şey yapamadım yani, algılayamadım neden böyle söyledi. Çünkü o anki psikolojim yani, onun öyle yatması, zaten yoğun bakımda olması yani beni çok üzmüştü zaten. Ben de çok yıkılmıştım yani. Ama beni bekleyen kimse var mı diye soruyor değil mi? Yani benim anladığım bu. Hayır, beni bekleyen kimse diye. Şöyle ki ben yukarıda dedim yani, yukarıda dediği kafede oluyor olay. Hani sevenlerin, basın falan. Sanatçı dostları geliyor. Anladım. İşte basın, anladım, geliyor falan. Ve hatta hemşireye diyor yani birader yukarıda mı diyor, Nevzat yukarıda mı diyor. Onlara bile bunu soruyordu yani. Onlar da beni çağırıyorlardı. Ben de dezenfekte olup işte önlüğümü falan giyinip yoğun bakıma nasıl şartta giriliyorsa öyle giriyordum, hı-hı, yanına falan. Konuşuyorduk, ediyorduk. Anladım. Onu istemeden mi acaba yani, hani Muhterem Hanım için demiyor. Zaten Muhterem Hanım sürekli gelip gidiyordu. Yani orada ben de Muhterem'i anlamadım. Yani Muhterem Nur'u anlamadım. Sanatçılar anladım, dostları, vefadan vesaire falan bahsediyor. Yani kimse yok mu orada? Evet. Peki, ben hani orada birilerine şey yap, böyle herhangi bir şeyde sanmıyorum söylediğini. Ama ne amaçla da söylediğini bilemiyorum. Ya, o an bir şey oldu yani, yukarıda kim var falan. Yani şu anda cevaplayamayacağımız bir soru, gidince sorarız Müslüm abiye. Efendim? Diyorum ki şu anda yanıt alamayacağımız bir soru, gidince sorarız Müslüm abiye. Sen bu lafı niye ettin? Niye içerlendin? Ama hakikaten yani niçin sordum falan da diyemedim adama. Ya tabii bir de hastane psikolojisi. Genelde soruyor kim var yukarıda diye. Bunu hemşirelere de soruyordu orada. Anladım. Ama benim dikkatimi çeken o gözyaşının gelmesi oldu yani. Evet. Beni biraz şey yaptı. Ne diyeyim artık yani, ona üzüldüm ben. Anladım. Hani neden böyle söyledi, kendi kendime sormaya başladım. Acaba sanatçı dostlarını mı söyledi, yakınlarını mı söyledi? Orada hani kimler var, kim yok? Tamam. Onu mu söyledi bilemiyorum artık. Tamam, teşekkürler. Yani yanlış bir bilgi vermeyeyim yani. Tamam, teşekkürler. Oldu Ali'ciğim. Hadi öpeyim baba, sağ ol. İyi yayınlar. Sağ ol. Şimdi sıra artık yavaş yavaş vedaya geldi de Ali abicim, aklımız fikrimiz senin telefonla konuşmanda. Evet. Dinlemeye çalıştım sizin için. Ama Ali abi anlatacak zaten. Hande Ali teyze zaten bir şeyler anlat istiyor anladığım kadarıyla. Ali abi ne oldu, ne diyor? Şimdi biz başka bir konudan konuşurken Hande Ateyze, daha doğrusu Nevzat Takmaz'la ben konuşurken yayınına bağlandığımızda Hande 4 defa aradı. Ben dedim herhalde telepati, çünkü biz ilk defa Talat Bulut'la bağlantı yaptık. Kulaklarını çınlattık. İyi insan lafının üstüne gelir. Yok, haberim yok dedi. Ama aramasının sebebi şu. Bize yaptığı açıklamada, başka bir yerde konuşmadı zaten bu konuda. Bize yaptığı açıklamanın çarpıtıldığı kanaatinde ben niye çarpıtıldığını da anlamadım. Ne çarpıtılmış? Ama bugünkü Talat Bulut'la konuşmamızda senin anlattığından bu çarpıtmanın nereden kaynaklandığını tahmin ediyorum. Çünkü ben o konuşmadan, telefon bağlantısında Hande Ateyze bizi aradığında, daha doğrusu biz Hande'yi aradığımızda şöyle net bir şey söyledi. 19 yıl önce bir olay yaşandı. Tamam. Talat Bulut'un başına bu hadise geldiğinde geçen sene, yani bir kostüm asistanını taciz ettiği için hakkında suç duyurusu bulunulduğunda, ben ortaya çıkıp 19 yıl önce de ben böyle bir şey yaşadım diye bir açıklama yapmadım. Hı hı. Gazeteciler arşivden bulup, daha önce bu çünkü medyaya yansımıştı. Tamam. Arşivden bulup bunu gündeme taşıttılar dedi. Ben açıkçası Hande Ataizm'den mi kaynaklanmış o? Yoksa magazinciler arşivi tarayarak mı onu ortaya çıkardığı konusunda bir bilgi sahibi olmadığım için ona da fazla takılmadım. Ama Hande Ataizm'in bugün bana söylediklerinden anladığım net bir şekilde, evet, benim aklımda kalan doğru. Hande Ataizm 19 sene önce daha çaylakken
neydi filmin adı? Melekler Evi miydi? Hemen bakayım. Melekler Evi filminin çekiminde Van'da yaşadık. Talat Bulut'un kendisine gece Van Gölü'ne çıplak girelim mi? Ya da odama gel senaryo çalışalım. Teklifinin haberleşmesinin de kendinden kaynaklanmadığını ama bu olayın doğru olduğunu. Günümüzde bu olayın güncellenmesinin de kendinden kaynaklanmadığını söyledi. Tam olarak ben öyle anladık. Böyle anladık. Sen tam öyle anlamadın. Ben tam öyle anladım. Talat Bulut bunu yanlış anlıyor. Bence burada çarpıtmayı yapan Ali abicim Talat Bulut. Çünkü Talat Bulut çektiği videoda da diyor ki görüyor musunuz? Bana diyor iftira atanlar. Ben şimdi çok sadeleştirilmiş halini söylüyorum. Bir bir özür diliyorlar. Evet. Aslında öyle değildi böyle diyorlar diyor. Ben de Talat Bulut'un öyle değil de böyle diyorlar derken çarpıtmasına dedim ki hayır Hande Ateş bu olay yaşanmadı demiyor. Bu olay yaşandı ama ben bu olayı 19 yıl sonra tekrar söylemedim. Geçmişte yaşandı ama, diyor dedim. Ama püf noktası iki saç ayağı var bu işte. Bir 19 yıl önce neler yaşandı? Tamam. 19 yıl sonra 18 yıl sonra neredeyse Talat Bulut'un bir kostüm asistanına cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelmesinde tırnak içinde Hande Ateizi'nin ağzından çıkmış açıklamalar var mıydı? Vardı. Helal olsun o tabii kıza. Tabii tabii helal olsun. Biz hakkımızı aramadık o aradı. Talat Bulut da diyor ki burada yani bu kişi böyle bir açıklama yapmadığını teyit etti. Ben böyle algıladım bunu. Ve Hande Ateizi de diyor ki şimdi ben ne dedim? Bu haberi yapanlar çıksın haberin namusunu savunsun. Aynen desinler öyle. Ki kim yaptıysa bilmiyorum. Desin ki hayır buyur Hande Ateizi'nin ses kaydı budur. Şeyde, internette yayınlıyorum. Bana diyor ki 19 yıl önce bu adam bana da böyle yapmıştı. Ben hakkımı arayamadım. Bu kız helal olsun hakkını aradı. Desini ispat etsin. Hande Ateizi diyor ki hayır. Yani bir olay çarpıtılıyor. Ben bunun gazeteciler tarafından tekrar gündeme getirildiğini, benim bunda bir dahlimin olmadığını söyledim. Ben de bunu o telefon bağlantısında böyle anladım. Hı hı. Böyle anladığım için olur mu diye bir itiraz etmedim. Benim orada takıldığım asıl konu Hande Ateizi'nin bu kadar oyuncu varken bu rol için yani yasa gelmedeki entrikacı kadın rolü için düşünülüyor olmasının bir reyting mühendisliği olduğunu, iki entrikacı kadın denince Melis Çivelek'le Fatih Aksoy'un aklına Hande'nin gelmesi. Bu bana çok eğlenceli geldi. Çünkü benim gözümde, benim kafamda öyle bir Hande Ateizi profili yok. Senin benim kafamda. Güvendiğim bir ben, arkadaşım. Ben iyi görüştüm. Yani sözüne de itibar edebileceğim biridir. Yani ama bana göre sosyeteye yakın, daha üst tabakadan, Nişantaşı'nda yaşayan, o hayatın kadını yani öyle üst tabakadan biri. Yani böyle küçük polemiklerle zirvede kalmak için çabalayan biri değil. Çünkü zaten bu işin eğitimini aldı. İyi de bir ailenin kızı. Ya baktığın zaman annesi babası biri profesör yanılmıyorsam. O nedenle ayrı bir yere koyduğum için yani entrikacı kadın denince aklı o gelmiyor. Benim aklıma gelen neydi? Çok konuştuğum için daha detayını bildiğim için Hande Ateizi Medyapı'nda arası iyi Fatih Aksoy ile Fatih Aksoy ona bu süreçte bir iş vermek istiyor. Bizim hikayede bir rol yazdılar. O rolü içine sindiremedi. Çok sıcak gelmedi. Kabul etmedi ama bu rol için sıcak baktığına göre konuştum. Bugün dedim netleşmiş bir şey var mı? Şu anda bile netleşmiş bir şey yok. Ama bence bu kadar köpürdüldükten sonra artık olmaz bu iş. Evet. Ya da zayıflamıştır. Olmaz. Zayıflamıştır. Yani gerçi Fatih Aksoy enteresan bir yapımcı. Yani, hiç sallamayabilir mi yani? Evet yani öyle şey tarafları var. Radikal tarafları var. Bütün Türkiye bir yana, Hande bir yana olsa ben istiyorum der.
alabilir. Kabul eder yani. Öyle ve bir... reytinge de olumlu yansıyabilir, biliyor musun? Bak ben itiraf ediyorum. Ben Şevval Sam'la Talat Bulut'un gerginliği diziye yansıyor mu? Nasıl yansıyor diye ikinci sezon dizi izlemeye başladım diyorum. Yani hiç birinci sezondan haberim yok ya. E şimdi Hande Ateş de girdi. Acaba iyice karıştı mı diye daha da merak edebilirim yani. Ya işte sosyal medyadaki paylaşım, yoğun paylaşım yapanları için de ben yoğun paylaşım yapıyorum. Bunun içerisinde sosyal hayatım da var. Bizim için söylenen şey ne? Bizi teşhirci olarak tanımlıyorlar. Bizi takip edip, likelayıp yorum yapanlar ama bir şey paylaşmayanlara da söylenen şey röntgenci. Biz teşhirciyiz, onlar röntgenci. Senin kafanda da demek ki ya burada ne oluyor diye bir merak dürtülürse sen röntgenci taraftasın. Bende de röntgencilik var ya. Evet, bir teşhirci, bir teşhirci, bir röntgenci iyi bir ikili oldu. Bakacağım yani, takip edeceğim yine. Evet. Entrikacılık da şöyle yakışır bak Hande Ateş'ine. Onu sana söyleyeyim. Şimdi Şevval Sam da çok ters köşe. Yani hiç onu böyle bir rolde görmemiştik Ali abi. Sen dizi izlemediğin için bilmiyorsun. Şevval Sam'a da bir yakışıyor. Şimdi o tam bir entrikacı kadın. Ve ben sevdiğim de bir oyuncu dışarıdan. Şimdi onun karşısında Şevval Sam ayarında. Mesela o da hani belli bir kesime hitap eden biri ya. Hande Ateş'e entrikacılığı böyle güzel durabilir yani. Ya şimdi diye düşünüyorum. Belki öyle düşünmüşler. Şevval Sam'ın bendeki yeri ayrı mesela. Sen onu izledin mi dizide? Yavaş dedim, yavaş ya konuşmalarını, entrikacılığını, kötülüğünü hayret edersin yani. Şevval Sam'ın ben oyunculuğundan çok şarkıcılığını önemserim. Hatta bendeki telefon kaydında gıcık kızdır. Ona da öyle hitap ediyorum. Ne yapıyorsun gıcık kız diye. Bir gıcık bir tarafı var. Ama dürüsttür. Güvenirim yani. Ona ne sorsam net yanıtını alırım. Ya bak ne söylüyorum. Ne sorsam net yanıtını alırım. Benim de aklıma ne deli sorular geliyor ama süremiz bitti. Sormayacağım. Seni zor duruma sokmayacağım. Talat Bulut'la bugün düzeldi aranı bozmayacağım Halil abi. Peki artık veda ediyoruz. Haftaya ne haftası? Bugün pazartesi çekim yapıyoruz. Salıdan itibaren izlemeye başlıyorsunuz. Ve ne gün çekim yapıp ne gün normalde perşembe günü çekim yapacaktık. Ben salı sabahı yani siz bu videoyu izlediğinizde Afyon'a gitmiş olacağım. Asuman'da bakın orada bir etkinliği var. Sinema ile ilgili bir şey. Karayoluyla gideceğiz. Bu arada o da yeni yaşını kutluyor bir haftadır. Mutlu yıllar diliyorum. Mutlu yaşlar olsun. Perşembe günü döneceğim. Dolayısıyla çekim cuma günü. Ama sizi cumartesi sabah videosuz, yeni şeysiz bırakmayacağız. Cumartesi sabah yepyeni bölümümüzde ve bir konukla artık konuklu magazin noterini başlatmış olacağız inşallah. Allah kısmet ederse. İnşallah. Diyoruz. Peki iyi bakın kendinize. Hoşça kalın. Yorum yapın bize. Beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Neler oluyor? Likelayın, abone olun. Hoşça kalın.